Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 2021-ci ilin Türkiyədə Yunus Emre və Türkçə ili olaraq qeyd edilməsi ilə əlaqədar keçirilən silsilə tədbirlərin açılış mərasimində danışarkən UNESCO-dakı Azərbaycan nümayəndəliyinə təşəkkür edib və Türk xalqlarının birliyindən danışıb. Bu dəfə UNESCO vəfatının 700-cü yılı olması münasibətilə 2021 yılını Yunus Emre'yə adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Unutmayınız, vatanı önce dil, sonra ordu bekler. Bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız. Sadece kendimiz sahip çıkmakla kalmamalı, Türkçemizi dünya dili haline getirmeliyiz. Yaklaşık 12 milyon kilometre karelik bir coğrafyada 250 milyonu tek millet, tek yürek, tek bilek yapan Türkçemiz dünyada en çok konuşulan 5. büyük dildir. Bugün 35 ayrı ülkede ya ana dil, ya ikinci dil yahut yabancı dil olarak Türkçe ile anlaşılabiliyor. Vatanları, bayrakları, devletleri ayrı olan yüzlerce milyon insanı aynı gönül paydasında buluşturan Türkçedir. Dilimiz güç kaybettiği sürece siyasi sınırlarımızın da ortak kültür ve medeniyetimizin de haritalarda yalnızca bir çizgiden ibaret kalmasına mani olmayız. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçeden ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz.